Biz TCA'lı Kürt kadınları olarak 2022 yılını özellikle başta örgütleme ve direnişle geçirdiğimiz bir yıl oldu. 2022 yılında çok önemli 3 büyük konferansla karşılaştık kadının mücadelesini yürüten kadınlar olarak. İlk başta Tunus'ta Orta Doğu Kadın Konferansı gerçekleşti. TCA olarak kendimiz de o konferansta yer aldık. Orada İşte Orta Doğu'daki kadınların sorunları, kadınların sorunlarının çözüm noktası, ortak komünal bir şekilde kadınlar sorunlarını örgütlü bir ağla nasıl kuracağının tartışıldığı ve bu sürecin örüldüğü bir konferans geçirildi. İkinci bir konferans olarak da Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan Kürt kadınları olarak Türkiye'deki kadınların ortak sorunları, ortak sorunların çözüm noktaları ve bu sorunları hangi aşamada Ulusal Kadın Birliği ve dışarıda mücadele yürüten kadınların ortak birliğiyle bu sorunları nasıl aşılacağı noktasında tartışmalar ve geniş katılımlı, güçlü, heyecanlı, coşkulu, tüm dünyaya örnek olabilecek güçlü bir konferansla Batman'da biz TCA'lı kadınlar da konferansımızı gerçekleştirdik. Üçüncü bir konferansı da yine Dünya Kadın Hareketleri ve Dünya Kadın Mücadelesi yürüten kadınlarla yine Kürt kadının öncülüğünde bir konferans gerçekleştirildi. Berlin'de gerçekleşti. Bu konferansların bileşkesi olarak gösterildi ki kadınlar birlikte güçlü bir halde, ortak, örgütlü halde mücadele ederse aslında başaramayacağı, yapamayacağı ve bu mücadele içerisinde örgütsüzlüğünün giderme yöntemi olarak da güçlü bir örgütlenmeyle süreci aşabileceği görüldü. Ve bununla birlikte tüm kadın hareketleri ortak kadın ağları oluşturma kararları alarak bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Erkek sisteme karşı, zihniyete karşı, devletli sisteme karşı güçlü mücadeleler yürüttük. Birçok yönüyle çalışmalarımız ve mücadelemiz oldu. Biz kadınlar olarak en başta en büyük mücadelemizi yanımızda beraber ortak çalışma yürüttüğümüz ve zeminde, ailelerimizde, çevremizde bütün erkek sistemi, eril sisteme karşı güçlü mücadele yürüttük. Tabii bu mücadelemizi erkek devlet şiddetine karşı da büyük mücadeleler yürüttük. Şu an 2022 yılını aslında şey olarak değerlendirebiliriz. Büyük kadın kırımının yaşandığı, doğa kırımının yaşandığı, toplum kırımının yaşandığı, ağdaki çöküntülerin zirve yaptığı bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Bu süreçte güçlü mücadeleler yürüttük biz kadınlar olarak. Başta işte 2022 yılının panoraması olarak 8 Mart mücadelesiyle başlayalım, direnişiyle başlayalım. Büyük, güçlü, görkemli çalışmalar, örgütleme ağları oluşturduk. Jineoloji atölyeleriyle, kadın çalışmalarıyla, kadın toplantılarıyla geniş katılımda, geniş heyecan yaratan, direnişi örgütleyen, mücadeleyi örgütleyen, bununla birlikte kadını örgütleyen bir zeminle 8 Mart kutlamaları gerçekleştirdik ve güçlü bir sonuçlar da aldığımıza inanıyoruz. Çünkü bununla birlikte güçlü kadın örgütlemeleri de ortaya çıktı. Toplum içinde şunu da birebir yaşadık. Küçük yaştaki çocukların özellikle aile içinde ya da koruyucu kimliğiyle tecavüzlerine uğrama ve sistematik bir şekilde bu sürecin yürütüldüğüne tanıklık ettik. Örnekleri yani bu topraklarda çok yaşandı. Örneğin Çatak'ta koruyucu birinin küçük yaşta 12 yaşında bir kız çocuğuna sistematik bir şekilde tecavüz etmesi ve bununla yani kişinin koruyucunun cezalandırılması gerekirken tam tersine işte o yüzden erkek devlet şiddetine maruz kalmayı ifade ediyoruz. Ağırlıklı olarak aileler bu sürecin mağduru ve şey yaşadı. Yani cezalandırması bile ailelere bırakıldı. Korucular cezalandırması gerekirken tam tersine aileler cezalandırıldı. Göç ettirilmek zorunda kalındı. İfadelerinden geri çekilmek zorunda bırakıldı. Ya da mağdur edilen çocuğun şartları, yaşamı düşünmesi gerekirken tam tersine üniformalı yani koruyucu olan kişiler daha çok korunmaya çalışıldı. Onlar ön plana çıkarıldı. Bununla birlikte gerçi özel savaş politikalarının da bölgede çok derin yaşamasının etkisi ve erkeği koruyan, erkeği savunan bir politikayla karşı karşıya kalarak 2 yıl devam eden Fatma Altın Makas davası vardı bu topraklarda.
Fatma Altın Makas bilindiği gibi kaynı tarafından, aile içinde kaynı tarafından tecavüze uğrayıp ve eşiyle birlikte gidip karakola şikayete bulundu. İfadesini Türkçe vermediği için Fatma Altın Makas'ın ifadeleri kayda alınmadı, tercüman getirilmedi ve aileyle o dönemin sistemin ortak kararıyla Fatma Altın Makas'ın tecavüzcüsü serbest bırakıldı. Ve serbest bırakıldıktan sonra Fatma Altın Makas aile kararıyla, işte eşinin saldırısı ama ailenin ortak kararıyla Fatma Altın Makas ağzına ve beynine sıkılarak, yani kadını susturma ve kadının zekasından, kadının bilincinden, kadının aslında beynine kurşun sıkmaya çalışarak kadını infaz edildi Fatma Altın Makas. Fatma Altın Makas davasında fail tecavüzcü kişi serbest bırakılınca eşi tarafından Fatma bu şekilde vahşice katledildi. Ve biz o sürecin büyük takipçisi olduk. O sürecin takipçisi olarak işte asıl failin de tecavüzcü olan kişinin de yargılanması gerekti. Ve bu sürecin daha örgütlü bir şekilde yürütülmesi gerekti. Yani daha sonuç alıcı bir şekilde gitmesi gerektiğini şey yaparken, takip etmeye çalışırken biz gördük ki sadece fail işte eylemi gerçekleştiren, yani Fatma'yı katleden kişi tek cezalandırıldı. Tecavüzcüsü halen de ortada rahat bir şekilde gezebiliyor. Bunun akabinde bölgede birçok şüpheli kadın ölümleri, genç kadınların intihar adı altında ya da işte bir şekilde yüksekten düşme ya da kendini asma ya da farklı silah kullanmayla birçok genç kadınların, özellikle genç kadınların ölümü gerçekleştiriliyor. Bizim gözümüzde bunlar hepsi şüpheli ölümdür ve mutlaka derinlemesine indiğimizde mutlaka arkasında bir erkek zihniyeti, bir erkeğin kadına yaşattığı yaşamın sonucunda geliştiğine inanıyoruz. Birçok kadın arkadaşımız zindanda cezaları bitmiş, infaz yakmalarla, cezaevindeki iç hukuklarla yaşadığı sorunlarla şu an cezaevinde bir işkencehaneye dönüştürülerek mücadeleleri yürütülüyor. Biz 2023 yılına girerken yine mücadelemizi, yine örgütlü gücümüzü büyütmeye, yine alanlarda olmaya, daha çok haykırmaya, daha çok mücadeleyi büyütmeye yönelik çalışmalarımızı yapacağız, devam edeceğiz. Biz kadınlar olarak her yerde eril zihniyete karşı, erkek devlet zihniyetine karşı, etrafımızdaki bütün erkeklere karşı mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Ve 2023 yılının biz kadınlar için aslında özgürlük yılı, mücadeleyi büyütme yılı, direnişi büyütme yılı. Daha çok alanlarda olma, daha çok Jinjiyan Azadi diye haykırmayı büyütme bir yılı olacağına inanıyoruz. Mücadelenin, özgürlüğün, özellikle de tecridin kırılmasıyla, tecridin kaldırılmasıyla ve İmral tecridinin kaldırılarak Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıyla, zaten bu bizim konferans kararımızda da, biz ne olursa olsun mücadeleyi büyütüp Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü, fiziki özgürlüğünü sağlamak için mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki bunun etkisiyle aslında savaşlar derinleşiyor. Şu anki katliamların, ölümlerin, saldırıların en büyük nedeninin bu olduğunu tüm toplum olarak biliyoruz. Bizim de bu yüzden en büyük mücadelemizi, en çok zamanımızı ayıracağımız, aslında kendimizi en çok mücadeleyi büyüteceğimiz yer tecritin kırılmasıdır ve Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğüdür.